Arkadaşlar, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. 18 bin kişinin merak ettiği soru. Budama yaptın çilekleri de ama sonuç ne oldu? Merak etmeyin, burada oturuyorum ama bahçeyi gezdireceğim size. Öncelikle kendi budama yaptığım yerden başlayacağım. Bunu başlamadan önce kısaca şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz bunları güz budamasını yaptık. Budama süper oldu. Yani bundan önceki bir budama nasıl gidiyor adlı videoda siz de gördünüz, gayet sağlıklılardı, iyilerdi. Böyle dediğim için böyle dediğime bakmayın. Şu anda da sağlıklılar ama şöyle bir durum oldu. Bazı yorum atan arkadaşlar haklı çıktı. Biz bu güz budamasını yaptık. Yalnız o kısa olduğu için veya uzun olduğu için o diplerin de yaprakların dibinde, şu an videomuzda bizim bahçemizi görüyorsunuz, budama yaptığımız yeri. Buradaki kardeşlerin %90'ında bir kuruma gelişti. Bu da muhtemelen bir -3 oldu. O videodan sonra bir -3 oldu. Bu -3'te çileklerimizi soğuk vurdu. Biz bunları vurduktan sonra %100'ü kurudu diye düşündük. Allah'a şükürler olsun kurumadılar. Geri kendi köklerinden patladılar. Yalnız şöyle bir şey var. Sağlıklı anlamında söylediğimiz şey doğru. Şu an işte videoda gördünüz. Fidelerimiz ve çileklerimiz gayet sağlıklı. Çilek dökümüne de başladılar. Ama bizim burada nereden baksan, yani çileklerimiz 2 yaşında değil de 1 yaşına geri döndü. Geçen yılki formuna döndü. Şimdi de yukarı bahçemde hiç budama yapmadığımız, daha doğrusu bahar budaması yapmış olduğumuz bahçeyi gezdiriyorum arkadaşlar size. İzlediğiniz video o. Onda budamayı bilerek, dediğim gibi burası sizin kobay bahçeniz. Orada budamayı yapmadık. Budama şu zaman yapıldı, daha doğrusu bahar budaması yapıldı. İlkbaharda tam böyle çileklerimiz uyanmadan önce çileklerimiz bahar budamasında o kuruyan yaprakları aldık. Şu anki durumu böyle. Yine onda da aldığımızda görüyorsunuz hastalık yok. Bazı sarılar var. Bu sarılar sıcak sulamadan dolayı oldu. Şimdi de işin trajikomik noktası, başka bahçedeyim. Yine yan bahçede aynı zamanda budama yaptık onları. Benim bahçemle o bahçeyi aynı şekilde budamasını yaptık. Yalnız orada bu derece bir zarar olmadı. Yani o da sonbahar budaması oldu. Yalnız ona farklı bir şey yaptık. O da şu. Tam uyanmadan önce aşağı yukarı 40-50 ton su oraya bıraktık. Havuzda kalmasın, donmasın diye o bahçeye bıraktık. Şu anda da orayı görüyorsunuz zaten. O bahçemiz de gayet sağlıklı. Belki üstünde 1,5-2 ton çilek var. Videoda tam gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani özet olarak söylemek gerekirse budama şart. Kesinlikle şart. Hastalık yok. Şu ana kadar hastalıkla karşılaşmadık. Geçen yıl bu zamanlar hastalıklar başlamıştı. Bunun dışında budamayı bahar zamanı yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsi bir tavsiyedir. Kesinlikle hemen yapmayın. Ama bu artık %90'a yakın bir şeyle doğrulandı. Deneyimiz, testimiz sonuçlandı. Bahar budaması yapacağız. Üstündeki yaprakları kesinlikle temizleyeceğiz. Onun üstünde bırakmayacağız. Bunun dışında bir tane daha bir deney yapacağım. O şu. Bahar budaması yaptıktan sonra olası kış zamanından kalma mantarı ekart edebilmek için bordo bulamaç atmayı düşünüyorum. Bak, siz atın demiyorum. Ben 1-2 sıraya deneyeceğim bu sene inşallah. Eğer olumlu sonuç verirse süper olacak. Kimyasaldan, ilaçtan, hastalıktan, şundan bundan kurtulacağız arkadaşlar. Şu anlık bu video ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Söz verdiğimiz gibi, sizin de merak ettiğiniz gibi 22'sinde saat 8'de inşallah yayınlayacağız dedik. İnşallah istifadelerinize sunduk. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.